Hoş geldiniz Meltem Hanım. Hoş bulduk Emine. Senin ne işin var bu saatte evde? Ben de bu konuyu konuşmak istiyordum sizinle. Ben artık esnek çalışmak istemiyorum. Eski düzene geri dönmek istiyorum Meltem Hanım. Hayırdır, ne oldu? Ya o maymuncuk Hüseyin var ya, onu ne kadar az görsem o kadar iyidir Meltem Hanım. Yani ben çok sıkıldım bu esneklikten ya. Çalışmak istiyorum ben. İyi geliyor bana çalışmak. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben de seni çok özledim. Bence de dönelim biz bu eski düzenimize. Ay şükürler olsun Meltem Hanım ya. Ya sen ne yaptın böyle? Ay ben neler yapmadım ki yani, böyle tutamadım kendimi Meltem Hanım ya. Böyle dönüşüm muhteşem oldu. Mutfakta bir bu kadar daha var. Buna en çok da yükselinecek. Ay şey, ben gideyim de tavuk var fırında yanmasın. Ama sizi unuttum sanmayın. Bakın orada kereviz var, brokoli var. Hepsini de yaptım. Ellerine sağlık. Ben geldim. Hoş geldin. Aç mısın? Açım. Bak, Emine döktüğüm şu acayip güzel yemekler var. Hadi gel. Emine yüzümü unuttum, nereye gidiyorum? Oo, sarma da var Haluk. Güzel. Eline sağlık Emine. Afiyet olsun. Emine'm, otobüs saatine bakmana gerek yok. Gerekiyorsa ben bırakırım seni. Yok Haluk Bey, ben o yüzden bakmıyorum. Neye bakıyorsun o zaman? Beygir mühendisi ne zaman uyuyor? Hani ben çıktığım saat o uyusun ki, hani ben onun yüzünü görmeyeyim. Onun için ondan bakıyorum. Niye, bir şey mi yaptı? Ay yok canım. Ay boş verin siz ya. Gereksiz Hüseyin'in gereksiz işleri işte. Neyse ben gideyim de size şey yapayım, bir tatlı yapayım. Ya tatlısı canım, otur yemeğe, niye bak ne güzel tatlı yapmışsın, var tatlı. Var da böyle bir sütlü tatlı yapayım ya. Az o, yetmez. Ben gideyim yapayım. Zaten Ramazan çadırı gibi ya. Her türlü yemek var. Olsun olsun. Sinirini yemek yapmaktan çıkarıyor. Bırak, ben sonra konuşurum onunla. Günün nasıl geçti? İyi, iyi. Senin? Güzeldi. Fidan dikmeye gittim. Evet, biliyorum. Nereye biliyorsun? Rüzgar Bey fotoğrafınızı paylaşmış. Sen sosyal medyada Rüzgar Bey'i mi takip ediyorsun? Yok, öylesine çıktı karşıma. Neyse, bu kadar önemli değil. Benim sana sormak istediğim bir şey var. Benim de sana sormak istediğim bir şey var ama önce sen sor. Peki. Benden sakladığın bir şey var mı? Hayır, yok. Emin misin? Eminim tabii Haluk. Senin benden sakladığın bir şey var mı? Hayır, asla. Emin misin? Benim senden sakladığım hiçbir şey yok. Güzel. Güzel. Madem birbirimizden sakladığımız bir şey yok, telefonunu alayım. Niye? Mesajlarına bakacağım. Aa, saçmalama Haluk, hiç Haluk gibi davranmıyorsun. Sen de Meltem gibi davranmıyorsun. Çünkü hiçbir şey eskisi gibi değil Haluk. Ha, diyorsun ki artık gizlediğim bir şeyler var. Hakikaten çok acayip ve bu sana hiç yakışmıyor bu davranış. Niye vermiyorsun telefonunu? Haluk, bu nasıl soru böyle? Sen de benim mesajlarıma bakmak istiyorsun, yalan mı? Ya senden sakladığım bir şey olmasına gerek yok. Sonuçta kız arkadaşlarımla olan yazışmalarım, iş hayatımla ilgili şeyler sadece beni ilgilendirir. Onlar benim özelim. Biz evliyiz. Ne yani, evliyiz diye özel hayatımız olmayacak mı? Ooo, Meltem Hanım'ın özel hayatı olacakmış. Vay be. Vallahi gizleyecek bir şeyin yoksa verirsin telefonunu. Bak, benim gizleyecek hiçbir şeyim yok. Al telefonumu. İstersen bütün gün sende kalsın. Nereden bileceğim ben senin dürüst olduğunu? Belki bunu planladın. Belki eve gelmeden önce bütün mesajları, çağrıları, benim görmemi istemediğin her şeyi sildin. Ve şimdi telefonu bana veriyorsun.
Delikanlı adam öyle şeyler yapmaz. Delikanlı adam karısının mesajlarını da merak etmez. Kim gücüm yok bunu planlayacağım öyle mi? Mesajları sileceğim, çağrıları sileceğim. Buna inanıyor musun sen ya? Niye olmasın Haluk? Bence yapabilirsin. Ha. Vay vay vay. Ne olmuyor ya? Ha? Meltem Hanım'dan telefonunu istiyorum. Mesajlarına bakayım diye. Al diyorum ben de. Benim telefonumu veriyorum. Sen de benimkilere bak diyorum ama kabul etmiyor. Korkacak, çekinecek bir şeyi olan zaten ipuçlarını o telefonda bırakmaz Haluk. Tedbirli ilerler. Kusura bakma. Ben senin gibi profesyonel olmadığım için senin gibi düşünemiyorum. Ne yani sen şimdi telefondan çağrılarını, mesajlarını silmeyi bilmiyor musun? Ha? Yo biliyorum da bunu niye yapayım? Ya ben zaten yaptın demiyorum. Yapabilirsin diyorum. Oh, 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 yani ben sana ne söyleyeyim artık ya? Ben ne söylersem söyleyeyim zaten sen inanmak istediğine inanacaksın. Sen telefonunu veriyor musun? Vermiyorum. Bak, bak gördünüz mü? Vermiyor. Demek ki sakladığı bir şeyler var. Ama ben kime anlatıyorum? Sizin zaten haberiniz var bunlardan. Ben de vermem abicim. Niye vereyim Allah Allah? Vermek istemiyorsa vermeyebilir. Yani bu insanın özel şeyi ya. Ya gönül istesin, yalvarsın, ayaklarıma kapansın. Vermem telefonumu ya ayakta. Ya bu prensip meselesidir. Ben de vermem abicim. Ver şu telefonunu Tuna. Olur mu öyle şey? Gönül ya. Niye vereyim sana telefonumu durup dururken ya? Ben Tuna ver telefonu. Hayatta vermem gönül Tuna ya. Tuna ver şu telefonu. Katıksız zerosun oğlum sen. Ben gönül için prensiplerimden vazgeçerim abicim. Başkasına vermem yani. O anlamda yani. Ben kimse için prensiplerimden vazgeçmem. Ne birinin telefonuna bakarım, ne de kendi telefonumu veririm. Meltem haklı aslında. Ben de seni denemek için aldım Tuna. Şifresini biliyorum. İstediğim zaman istediğim şeye bakabilirim yani. Al, al telefonunu. Sözü zaman bakar yani. Ne olacak? Gönüllüsünü açar bakar yani. Meltemciğim, benim sana bir sürprizim var. Aa, ne sürprizi? Hazır mısın? Hı? Kız kıza tatil sürprizi. Buradan atlıyoruz uçağa, Antalya'ya gidiyoruz. Oradan Kaş'a geçiyoruz. Tuna çok güzel bir otel ayarladı bize. Butik otel. Benim arkadaşımın oteli çok güzel bir yer. Hakikaten bayılırsınız ya. İstediğiniz kadar da kalın. Şey, problem yok yani. Nereden çıktı şimdi bu? Aa, biraz kafa dinleriz dedim ya. Benim duvarlar üstüme üstüme gelmeye başladı artık. Çok sıkıldım Meltem. Çok sıkıldım. Sen de bana eşlik et yani. Beraber gidelim işte. Ne dersin? Hı? Yani öyle bilemedim şimdi böyle bir şey. Aa, bilemeyecek bir şey yok. Gideceğiz işte. Şöyle bir hafta sonu güzel geçireceğiz. Ha? Hadi. Çocuklar ne olacak? Çocuklara Tuna bakacak. Ben bakacağım Haluk. Evet. Yani ben ne güle duruyorum? Soruyorum. Ben ne güle duruyorum Haluk? Allah Allah. Merak etmeyin hayatım. Ben onlara çok güzel böyle bir hafta sonu programı organize ederim. Dolu dolu böyle. Hiç sıkılmazlar. Merak etme. Sağ ol hayatım. Teşekkür ederim. Ne diyorsun Meltem? Hadi. Ya Gönül. Ben bu ara galiba buralardan uzaklaşmak istemiyorum. Evimde durmak istiyorum. Ya. Evet. Bence de gerek yok yani. Hey Meltem, Gönül söyledi bugün senin sertifika töreni varmış. Nasıl geçti? Ay çok güzeldi. O kadar duygusaldık ki. Ya insanları görmen lazım. Çok mutlular. Ben de böyle bileyim, hani konuşma yaparken, plaket alırken duygulandım. Bir garip oldu içim. Bence sen dön artık işe ya. Bak sen özlemişsin birazcık. Hissediyorum ben. Oradakiler de seni özlemiş. Ay nasıl dönerim artık? Benim yerime biri çalışıyor Rüzgar Bey. Ha tabii. Güya Meltem işi bıraktı ama... Rüzgar Bey başladığından beri daha çok çalışmaya başladı. Haluk biz bu konuyu kapatmıştık diye hatırlıyorum. Yok ben kapattığımızı hatırlamıyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sana son zamanlarda bir şeyler oldu. Olmayan şeyleri varmış gibi söylüyorsun. Haluk daha kaç kere anlatacağım sana. Ben Rüzgar Bey'in işine alışmasını sağlıyorum. Bu benim görevim. Ah yazık. İstersen Gönül'le Tuna'nın yanına da fazla tartışmayalım. Evet evet hadi biz kalkalım Tuna. Hadi. Yusuf biraz oturalım. Yok 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 kalkalım biz Tuna. Biraz oturalım Gönül sonra kalkarız. Tuna kalkalım dedim kalkalım. Tatlı yiyin Gönül kalkarız bir şey yapalım. Bir çatal al kalk Tuna. Ha. Biz kalkalım. Rüzgar Bey sanki çocuk. Alıştırıyoruz be. Hadi Tuna kalk. O zaman. Hadi görüşürüz. Görüşürüz görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutarız bu evi.